Evet değerli dostlar, haftanın sonuna geldik. 10 Eylül Cuma 2021. Döviz kurları biraz hareketlendi. Çünkü Merkez Bankası Başkanı bir açıklama yaptı. Bu açıklamalardan anlıyoruz ki faiz indirimleri için tüfeğe değil de çekirdek enflasyona bakılacak. Şimdi hafızam beni yanıltmıyorsa geride bıraktığımız 20-30 yılda buna benzer yaklaşımlar oldu. Yalın Alpay'la beraber yazdığımız Olaylarla Türkiye Ekonomisi kitabında bundan çok örnek var. Mesela ÜFE oranları TÜFE'den düşük seyrediyor diye enflasyon rakamı olarak üretici fiyatlarını telaffuz eden hükümetler oldu. Politika faizi yükselmesin diye faiz koridorları icat ettik. Üst ve alt bantlar kullandık. O da olmayınca geç likidite penceresini öne sürdük falan. Ama gerçek önünde sonunda karşımıza çıktı. Bundan 50-60 yıl önce döviz için resmi kur ve kara borsa kuru vardı. Şaka değil. 2000'li yıllarda dövizi sabitlemeye bile çalıştık. Yüksek oranda devalüasyonla karşılaştık. Sanayiyi unuttuk. İnşaatla büyüme rekoru kırdık dedik. Karşımıza devalüasyon, enflasyon, faiz spirali çıktı. Parametrenin arkasından işimize geleni seçip sonuçları kendimize göre yorumladığımız zaman hep büyük sorunlarla karşılaştık. Şimdi meselenin özüne döneyim. Nereden bakarsak bakalım, faizin tanımı paranın maliyeti. Enflasyonun tanımı da mal ve hizmet fiyatlarındaki yükseliş. Şimdi bunların en düşüğünü kabul etmek sorunların üzerini uzun süre örtemiyor. Hatta örtülü kaldığı sürede de sorun gizli gizli büyüyor ve yönetilmez hale geliyor. Şimdi eğer TÜFE yerine çekirdek enflasyonu tercih edersek belki de bu yıl için faiz düşürmeyi bir sebep yaratabiliriz. Ama seçilmiş ürünlerdeki vergi indirimleri sayesinde bunu başarıyoruz zaten. Bakın otomotivde bunu yaptık. Ancak bir süre sonra çekirdek enflasyon bir kez daha yükselmeye başlarsa vazgeçtik, bu sefer başka bir endeks deneyeceğiz demek doğru olmaz. Ben ısrarla ithalat vergilerinin ve çekirdek enflasyonu oluşturan mal ile hizmetlerin üzerindeki dolaylı vergileri radikal şekilde düşürmeyi teklif ediyorum. Bunun sonucunda hem ÜFE hem de TÜFE gerileyecek. Ama bunu yapmak yerine hem vergilerden ödün vermeyelim hem de faizi indirecek ortam oluşturulması için çabalayalım dersek hop yine başa döneriz. Şimdi yine de bu açıklama var ya, bu Merkez Bankası Başkanı'nın, yani orta vadeli programda bu yıl için %16 üzerinde TÜFE beklendiğini görünce gerçekleşti bence. Yani bir anlamda Merkez Bankası Başkanı dedi ki ya faizi indirmek için sebep yaratmaya çalışıyorum. Siz bütün sebeplerin önünü kapatıyorsunuz. Ben de mecburen yeni sebepler yaratıyorum diyor. Bakalım bu ayki toplantıda faiz indirmek için yeterli kamuoyu oluşacak mı? Ben vallahi böyle bir adımın çok erken olacağını düşünüyorum. İnşallah yapmazlar. Efendim iyi bir hafta sonu diliyorum herkese.